Kanka görüyor musun? Ben sana demiştim bak. Stasya diyorlar bak. Hayatta benim sevgilime öyle sarılamaz. Kırarım kafasını gözünü. He, aynen. Ya siz ne konuşuyorsunuz bakayım öyle? Bir şey diyeceğim Gonca. Sen böyle mi dans edeceksin? Böyle mi dans etmeyi düşünüyorsun acaba? Vallahi dans ne gerektiriyorsa onu yapacağım ben de. He, sanat için soyunurum diyorsun yani burada. Erdem burada beni kıskanıp sorun yaratacaksan hiç gelmeseydin. Bak Burak hiçbir şey yapmıyor. Aslı, yürü. Gidiyoruz. Ne oluyor canım? Ben bu şekilde dans etmene izin falan veremem. Burak beni de bedeli çıktı. Siz danstan ne anlarsınız ya? İçiniz fesat sizin. Artık dans deyince aklınıza ne geliyorsa. Şu dansa bakın mesela. Çok estetik. Bu dans iyiymiş. Evet, bu dans hoş. Ama bak bir şey diyeceğim. Ten tene değmediği sürece sıkıntı yok. Of Erdem ya. Sus tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Hep birlikte mi katılacaksınız? Evet, benim kız arkadaşım. Ve benim kız arkadaşım. Böyle dördümüz dans edeceğiz biz. Anladım. Ben sizinle çalışacak hocayı çağırayım. Ne yapıyorsunuz ya? Evet, ne yapıyorsunuz? Kıskanıyoruz. Ne yapalım? Evet, kıskanıyoruz. Ha, kıskanmak da bir yere kadar ama. Sizin de buraya gelen de kabart. Biz de böyle. Rahatsız olduysanız biz gidelim. Merhaba, ben Gizem. Dans derslerinize ben gireceğim. Süper. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Erdem ben. Hoş geldiniz. Ben de Burak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hı hı. Önce biraz ısınalım. Ne oldu? Hani gidiyorduk? Evet, biz gitmiyor muyduk? Hadi. Yok ya. İyi bence burası. He, evet güzel burası. Biz burayı sevdik. Biz hiç sevmedik ama. Değil mi Aslı? Kıskanmak da bir yere kadarmış. Siz bizden beter çıktınız ya. Biz de böyle canım. Hadi yürü. Halil Bey, Aslı'nın tarifine göre buralarda bir yerde olacak. Hı hı. Aa, şu karşısı mı acaba? Orası bana. Gonca annem saklan! Annen mi? Aa, Burak Bey değil miydi o? Öyle mi? Fark etmedim. Ay, şimdi yanımızdan geçti. Hastaneyi arıyordu mu Yemel Hanım, o yüzden. Hah, hastanede gelsin zaten. Hayırlı olsun yavrum. Hoş geldiniz. Goncalar yok mu? Onlar da birazdan gelirler. Anne, Halil abi. Merhaba Aslı. Ay, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben de ne zamandır gidip de şunları göreyim diyordum. İyi de siz nereden geliyorsunuz böyle koşa koşa? Arka sokakta dans kursu açılmış. Oraya uğradık anne. Ayakta kaldınız. Oturmaz mısınız? Hatta ben size kızınızın yaptığı o çok güzel pastalardan getireyim, olur mu? Nasılsın Aslı? İyiyim Halil abi, sağ ol. Sen okuldan sonra hep buraya geliyorsun değil mi Aslı? Hep buraya geliyorum Halil abi. Güzel. Aslım, çok şirin olmuş burası. Allah kazancınızı arttırsın inşallah. Amin anneciğim, amin. Aslı, pastaları sen mi yaptın? Evet Halil abi. Enfes olmuş, ellerine sağlık. Çok sağ ol. Kızım, Burak Bey burayı biliyor mu? Hangi Burak Bey? Masaroğlu. Yok anne, nereden çıkardın? Biz gelirken arabasıyla gördüm de onu. Bizi görünce gitti gibi geldi bana.
Anne bence karıştırdın ya. Evet evet Emel Hanım, bence de. Siz benzettiniz. Doğrudur. Benzetmiş olabilirim. Aslı, sen yine de Şükran teyzenin Burak Bey konusundaki uyarılarını lütfen ciddiye al. Olur mu yavrum? Anne şimdi söylenecek şey mi bu? Emel teyzeciğim, nasıl buldunuz pastanemizi? Beğendiniz mi? Çok beğendim yavrum. Çok güzel olmuş. Abini göremedim. Durmuyor mu pastanede? Ha, o şey, abim kendi işine devam ediyor. İyi. Çok iyi yaptınız Gonca burayı açmakla. Aslı için de çok iyi oldu değil mi yavrum? Evet anneciğim. Aslı da bizim en büyük şansımız. Bütün işleri hep o alıyor. Son bir düğün pastası çiziyordun. Ne oldu o? Anne teklif gönderdik, cevap bekliyoruz. İnşallah alırsınız. İnşallah anneciğim. İnşallah. Ya hadi yesenize. Limonata da çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkürler. Yavrum kendine dikkat et. Sen de dikkat et anneciğim. Hayırlı olsun Aslı. Sağ ol Ali abi. Emel teyzeciğim. Canım. Hadi bakalım. Hadi çok... kendinize dikkat edin. Çok sağ olun. Az kalsın yakalanıyorduk Gonca ya. Gerçekten Aslı, sorma ya. Ne demişler? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üç. Yok. Aslı dur, üçü söyleme lütfen. Neyse, Burak'ı arayayım da annemin gittiğini haber vereyim. Ben de ne yapayım? Şu maile bakayım o zaman. Evet, bak bak. Alo aşkım. Annemler gitti. Tamam. Mail gelmiş, mail gelmiş. İşe almışız. Ya inanmıyorum. İşe almışız. Oli, işe almışız kanka. Kanka bak nasıl seviniyor ya. Yemin ederim milyonlarım var. Yani üç kuruşluk iş için nasıl seviniyor? Adam adam. Ya kanka ne demek ya, her zaman. Aşkım. Aşkım, sevgiler. Sağ ol canım. Bu arada annemizi görmüş mü? Ay görmüş. Burak Bey pastaneyi biliyor mu diye sordu bana. Hadi ya. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim Burak? Artık daha fazla dikkatli olmamız lazım. Ya baksana anne bana haber vermeden çat diye pastaneye geldi. Az kalsın yakalanıyorduk. Telefonda yakalandığım yetmiyormuş gibi bir de bizi burada görecekti. Aşkım bak. Gel beni dinle. Bir an önce ailelerimizle konuşalım. Konuşacağım. Aşk olsun Aslı. Hani söz vermiştin? Dikkatli olacaktınız kızım. Ya Şükran abla, annemin çat kapı pastaneye geleceğini nereden bileyim? Burası bizim gizli sığınağımız gibiydi. Burada yakalanma riskini hiç göz önünde bulundurmadım ben. Sen nereden biliyorsun? Annem mi söyledi? Halil abin söyledi. Annem bana söylemediğine göre pek üstünde durmamış demek. Ama Aslı'cığım bak bu böyle olmaz. Bir an evvel annenle konuşmalısın. Yakalandıktan sonra itiraf etmek zorunda kalırsan çok kötü olur. Biliyorum Şükran abla. Söz veriyorum konuşacağım annemle. Şimdi güzel bir düğün organizasyonu aldım. Pasta yapacağım. Böyle birkaç tane daha yüklü miktarda sipariş alırsam para biriktirmiş olacağım. Anneme her şeyi anlatacağım. O zaman Emel öğrendiği zaman hızla taşınabilirsiniz diye değil mi? Aynen. Vallahi sayenizde kendimi ajan gibi hissediyorum. Ama ne yapalım? Yok yere yakalanmanızdansa bir süre ajanlığa devam edeceğiz. En azından sen annene açılana kadar. Sağ ol Şükran abla. Anne. Ne oldu? Yok bir şey çocuğum, ne olsun ki? Emel. Yok diyorum. Yani yorgunum herhalde bugün onun için. Tatlı yiyince geçer. Anne doğru söyle. Tabii yavrum. Tatlı yer misin? Yerim. Babam da demez mi? Pastanede çalıştığını bilseydim Sinanların düğün pastasının siparişini Aslı'ya verirdim diye. Vallahi senin dolaylı olarak da olsa Çağla için pasta yaptığını düşünemiyorum.
Yoksa sırf kafasına geçirmek için yapmak ister miydin aşkım? Ha ha ha. Çok komik Burak. Bence ben sana özel bir pasta yapayım. O pastayı da kafandan aşağı atayım. Ha, ödeşelim diyorsun yani. Olur. Ben senin elinden zehir bile olsa yerim. Bu arada o pastayı sen bana atmadın Burak'cığım. Benim elimden fırladı, kafama düştü. Nasıl unuturum? O gün hayatımın aşkıyla karşılaştım. Ha, bu arada baban iyi ki benden böyle bir şey istemedi. Çünkü o kadar ince bir düşünceyi reddetmek zorunda kalırdım. Bu arada bedavadan Çağla'ya tasarımımı vermek bana yetti. Ona başka bir kıyak daha... Aşkım, annem sesleniyor. Kapatmam lazım. Efendim? Aşkım, ne yapıyorsun? İyiyim canım, hazırlanıyordum. Çıkacağım şimdi. E tamam, birlikte çıkalım. Ben seni pastaneye bırakayım. Oradan da zaten amcamın yanına geçeceğim. Damadı büyük günü hazırlıyoruz. Sen çok hazırlanma ama. Kıskanç sevgilim benim. Sen sanki hiç kıskanç değilsin. Ya tamam tamam. E o zaman ben çıkıyorum. Her zamanki yerde buluşuyoruz. Tamam mı? Tamam canım, ben de çıkıyorum. Görüşürüz. Aa! Dur dur arabayı Halil. Ay inanmıyorum. Kızın, Burak'ın arabasının işi ne? Aşkım, annem arıyor. Efendim anne? O kızın senin arabanda işi ne oğlum? Aslı'dan mı bahsediyorsun? Ay evet. Evden çıkarken karşılaştık. Gideceği yer yolumun üzerindeydi. Ay Burak, inanamıyorum ben sana. Yani sen aşçının kızına şoförlük mü yapıyorsun oğlum? Yakışıyor mu sana? Yani gerçekten inanamıyorum sana. İnanamıyorum. Anne, abartma. Bak Burak, bana doğruyu söyle. O kızla aranda bir şey var mı? Eğer varsa, bak eğer varsa bir dakika tutmam onları anne kız evde, bil. Anne, kapatıyorum. Bu konuyu sonra konuşuruz. Ben sana söyledim Burak. Annem beni hiçbir zaman kabul etmeyecek. Boşuna uğraşma. Olacak şey değil yani. Olacak şey değil. Benim oğlum gitmiş, aşçının kıza şoförlük yapıyor. Tabii bu kadarla kalsa iyi yani. Ama yok, ben buna göz yumamam. Artık bugünden itibaren bu evden gidiyorlar. Bu kadar. Buraya kadar. Bak, her geçen gün aleyhimize işliyor. Çoktan konuşmalıydık. Sen ne dersen de ben ailemle konuşacağım Aslı. Amcamın nikahı biter bitmez bu akşam. Artık ben de çok yoruldum. Ne olacaksa olsun. Hem en kötü ne olabilir ki ya? Bizi birbirimizden zorla ayıracak değiller ya. Sizi bu evden gönderemezler. Sizi gönderirlerse ben de durmam bu evde. Durmayıp ne yapacaksın? Size gelirim. İçki üyesi olarak. Kabul etmez misiniz beni? Hem annen iyi bir kadın. Bence acır benim halime. Tabii tabii. Ya bir de ilişkimizi öğrendiğinde bir gör onu sen. Ya annem iyidir hoştur ama tersi fenadır. E olmadı, kaçarız ya. Ne yapalım? Gelmez misin benimle? Ben seninle dünyanın öbür ucuna bile gelirim. Aşkım, bugün yanında kalıp sana yardımcı olmayı çok isterdim. Ama gitmek zorundayım biliyorsun. Biliyorum. Bugün için bol şans. Altından başarıyla kalkacağına eminim. Çok teşekkür ederim aşkım. Bu arada annemin söylediklerine sakın kafanı takma. Kendini üzme. Tamam mı tanem? Tamam canım. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Thank you.
geldi. Hayatım ben çıkıyorum şu arabayı ayarlayıp hemen geleceğim. Bak Erdem geç kalma lütfen tamam mı? He tamam tamam hadi. Aslı ben gece hiç uyuyamadım. Heyecandan. Sen ne durumlar nasıl? Burak'ın annesi bizi yakaladı. Efendim? Nasıl yani? Burak'ın arabasına binerken gördü beni. İnanmıyorum ya tam da gününde. Kızdı mı peki çok? Kızmak ne kelime? Delirdi. Hemen Burak'ı aradı zaten. Senin o kıza ne işin var diye bağırdı. Şok olmuştur kadın Aslı. Eğer aranızda bir şey varsa onları bir dakika bile bu evde tutmam dedi. Tutmaz gerçekten de. Ne yapacaksınız peki? Bir an önce çıkmanız lazım o evden. Burak'a her şeyi anlatacağım. Ne olursa olsun her şeyi söyleyeceğim dedi. Aferin be. Aynen öyle Aslı. Konuşun artık ya. Daha ne kadar saklayacaksınız? Ya ne güzel işlerimiz de iyi gidiyor. Buluruz size bir ev. Ya, Erdem bana avans verirdi mi? Canım benim tabii ki verir. Zaten bu işleri almamızın sebebi sensin. Sen olmasaydın alamazsın ki. Şu büyük işi atlatalım. Ödememizi alalım. Ondan sonra hemen size bir ev buluruz, taşırız sizi Aslı. İnşallah Gonca. Yani bu iş bizim için çok önemli. Beğenirler değil mi? Ya sen deli misin? Tabii ki çok beğenecekler. Oraya bir gidelim. Sunumumuzu bir yapalım. Ayrıca biliyor musun? Erdem ufak broşürlerden bastırdı. Oraya da bırakırız. Emin ol oradan bir sürü müşteri toplayacağız. Aa, çok iyi düşünmüşsünüz. Ayrıca var ya şu beyaz gömlek, siyah etek falan da iyi oldu. Çok resmi duruyor. Bu bizim ilk büyük işimiz. Merak etme canım arkadaşım daha çok iyileri olacak. İnşallah Gonca. Neyse ben şu hazırlıklara bakayım. Evet araba hazır. Siz hazır mısınız kızlar? Hazırız biz de. Gonca bir şey unutmadık değil mi? Kontrol ettin mi? Aslıcığım her şeyi 72 kere kontrol ettik. Daha ne kadar kontrol edeceğiz? Ay çok heyecanlıyım ben ya. Defne bir şey diyeceğim. Pastane sana emanet ha. Tamam siz hiç merak etmeyin. Tamam. Sen de burada kal istersen Erdem. Şimdi ne alakası var Aslı? Kıskanıyor çok alakasız. Merhabalar, biz Gonca Pastanesi'nden geliyoruz. Hoş geldiniz. Törenimiz bu salonda yapılacak. Sunumu da bu tarafta hazırlarsınız diye düşündük. Tabii sizin için de uygunsa. Tabii tabii, uygun. Tamam öyleyse. Bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Tamam. Ya mekan çok güzelmiş gerçekten. Evet, ben de çok beğendim. Efendim canım. Ne yaptınız canım? Şimdi geldik. Sunum için hazırlık yapacağız. Kolay gelsin canım. Seni merak ettiğim için aradım. İşim biter bitmez bana haber ver. Olur mu? Tamam aşkım merak etme. Görüşürüz. Oldum. Aslı şunların fotoğrafını çekelim mi? Sitemize koyarız. Tamam. Şey harika olmuş. Tam istediğim gibi. Gel.
Selda teyzeciğim, Aslı'yı tanıyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Aslı, Volkan'ın kız arkadaşı. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Evet. Aa, şaşırdım. Ne zaman oldu bu? Volkan uzun zaman gizemli sevgilisini hepimizden saklamayı başardı. Fakat biz de yeni tanıştık zaten. Aslı aynı zamanda sizin aşçınızın da kızı. Öyle değil mi? Evet, öyle. Volkan'ı size gidip gelirken tavladı herhalde. Volkan'cığım biraz sen anlatsana. Nasıl tanıştınız mesela? Çağla, yeter. Aslı, Volkan'ın değil. Benim sevgilim. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.